İlk konuşmacı Kars Milletvekili Sayın Ayhan Bilgen. Süreniz 10 dakika Sayın Bilgen, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüzün üzerinde insanın hayatını kaybettiği ve ardından yürütülen tartışmalarla da aslında yakınlarının her gün o acıyı bir kez daha tatmaya mahkum edildiği bir konuyu konuşuyoruz. Ve iktidar partisi sıralarında galiba 13-15'i geçmeyen sayıda milletvekili var. Oysa bu kadar ciddi bir konu konuşulurken hiç olmazsa ilgili bakanın çok vahim iddialar basına yansımışken burada genel kurula, hiç olmazsa genel kurula saygıyan, ölenlere, onların yakınlarına bir saygı duyup duymadığı ayrı bir konu ama bir açıklama yapmasının bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Çok net, çok somut bilgiler var. Ankara'daki patlamanın birkaç gün öncesinde hem de bu eylemi gerçekleştirilecek kişiler ve yanlarındaki kişilerin de isimlerinin istihbarat birimlerine, emniyete yansıdığına dair ve polislerin kendilerini korumasına dair uyarının da yine emniyet iç yazışmalarında geçtiği paylaşılıyor. Yine bugün basına yansıdı. Kars Emniyet Müdürlüğü dolayısıyla Türkiye'nin 70 ilinde HDP ve CHP'lilere yönelik saldırı yapma hazırlığında 70 IŞİD hücre evinin bulunduğu yönünde. Şimdi bu kürsüye çıkıp terörle mücadele konusunda bize ders verenler, mesaj verenler ya da tribünlere yönelik mesajlar, söylemler, uluslararası kamuoyuna dair bir takım çağrılar yapanların bu tabloyla yüzleşmesi gerekiyor. Değerli milletvekilleri, güvenlik politikalarının sivil izlenmesi, güvenlik politikalarının parlamenter denetimi diye bir şey var dünyada. Güvenlik görevlilerinin ne yaptıkları, nasıl yaptıkları, bütçelerinin nereye harcandığı, ne kadar kanuna uygun, tırnak içerisinde yine söylüyorum, terörle mücadele uygulamalarına imza attıklarının parlamento tarafından denetlenmesine dair uluslararası mekanizmalar var. Önümüzdeki hafta Almanya'da bir toplantı yapılacak. Bu toplantıya 4 partiden de milletvekilleri katılacak ve konusu sadece bu. Güvenlik politikalarının parlamenter denetimiyle ilgili. Şimdi ülkenizde 6 ayda 500 civarında insan hayatını kaybetmiş olacak ve bununla ilgili mecliste bir komisyon kuramayacaksınız. İnsan Hakları Komisyonu'nda buna dair bir karar çıkartamayacaksınız. Terörle mücadele için her yol mübahtır. Güvenlik güçleri ne isterse onu yapar. İstedikleri yazıları, istedikleri sloganları yazarlar, istedikleri marşları, istedikleri saatte halka dinletirler diyorsanız bu toplantılara gitmenin de, bu uluslararası sözleşmelere imza atmanın da çok bir önemi, çok bir anlamı yok. Evet, Ankara'daki patlama ile ilgili elbette olmayabilirdi, engellenebilirdi, önlenebilirdi diye bir tartışma yapmamızın ipuçları var elimizde. Bunlardan birisi Suruç patlaması, Diyarbakır patlaması. Bu iki patlamada adı geçen kişilerin Ankara patlaması öncesi, Ankara gara önündeki eylem öncesinde isimlerinin emniyet birimlerinin elinde olduğu çok açık artık. Bunun inkar edilecek, reddedilecek bir tarafı yok. Yani Diyarbakır mitingindeki patlama sonrasında HDP bunu bilerek yaptı, oyunu artırmak için yaptı demek yerine takip yapılsaydı, izleme yapılsaydı Suruç olmayabilirdi. Suruç sonrasında aynı ciddiyet, aynı sorumluluk sergilenmiş olsaydı Ankara garı olmayabilirdi, belki Sultanahmet olmayabilirdi. Ama belli ki bu konuda üzerine düşeni yapmak yerine kokteyl gibi ciddiyetsiz,
lakayt açıklamalarla güvenlik zafiyetini sistematikleştiren, kurumsallaştıran ve arkasında bir siyasi irade olarak durmayı tercih eden bir parti anlayışı var. Peki bu kokteylin istihbaratını kimden aldınız? 2 gün önce isimler bürokrasiye gelmiş. Peki kokteyle dair bir istihbarat var mı? Sonrasında bir bilgi var mı? Bu sadece durumu kurtarmak için, zevahiri kurtarmak için yapılan bir açıklamadan ibaret. Ama artık patlamaların neye hizmet ettiğini konuşmak zorundayız. Saldırıların neye hizmet ettiğini tartışmak zorundayız. Burada fiili bir darbe süreci işliyor. Ya başkanlık ya kaos manşetlerini atanlar bunu tesadüfen atmıyorlar. Bir gazetecilik tercihi olarak yapmıyorlar. Türkiye bir yere hazırlanıyor. Türkiye darbeye nasıl gider? Eski darbelerden elbette çıkarılacak çok ders var ama bugünkü süreci de doğru okumak zorundayız. Evet, geçmişte Ankara Radyosu'na birisi gider ve bir bildiri okurdu. Süreç böyle işlerdi. Artık galiba böyle yöntemlere ihtiyaç yok. Çünkü darbe dönemlerinde siyasetçinin sorumluluğu, darbe öncesi koşulların hazırlanmasında siyasetçinin payıyla ilgili bir yüzleşme gerçekleşmedikçe Ankara Radyosu'ndan yapılan anonsun ya da iş işten geçtikten sonra verilen tepkilerin çok bir anlamı olmuyor. İktidar partisi temsilcilerinin sıkça kendisinden şiirler okuduğu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok sevdiği Necip Fazıl Kısaküre'nin ilginç bir değerlendirmesi var. O kendisinin tanıklık ettiği bir muhtıra ile ilgili söylüyor. Diyor ki, yoğurttan hükümete, mukavvadan hançer sokuldu Sayın Bakan. Yoğurttan hükümete, mukavvadan hançer. Yani eğer siyasetçiler sorumluluklarını yerine getirmezlerse sadece işte vesayetçilere tepki göstermek, parlamento askıya alındıktan sonra siyaset kurumu fiilen tasfiye olduktan sonra tepki göstermenin çok bir anlamı kalmaz. Değerli milletvekilleri, bu meclisin Ankara'da, ulusta göreve başladığı savaş koşullarının öncesinde de bir meclis vardı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi açıktı ama işlevsizdi, ama ipotek altındaydı, ama milletvekillerinin iradesinin hiçbir anlamı yoktu. Onun için kongrelere gidildi. Onun için toplum başının çaresine bakmak, kendi kendini savunmak, kendi geleceğinin müdafasını geliştirmek, kendi iradesinin kavgasını vermek için bu çatı ortaya çıktı. Ama belli ki ne Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından ne de yakın tarihten ders çıkartacak bir algı yok. Dünyadan bir örnek, Hitler Almanya'sına nasıl geçildiği ile ilgili. Tabii çok uzun hikaye ama aslında bardağı taşıran son damla bir tek yasadır. Bir tek yasa çıktıktan sonra o yasanın çıkmasına evet oyu veren partiler dahil hepsi fiilen lav olmuşlardır. Yani karşısında duracaksak bugün duracağız bu darbe sürecinin. Türkiye fiilen aslında bütün aşamalarıyla sokaktaki eylemler, çatışma, parlamentonun işlevsizleştirilmesi ve nihayet son olarak da dokunulmazlık tartışmasıyla bir vesayet rejimine gidiyor. Galiba dokunulmazlık tartışması da bu işin son damlası olacak. Evet değerli milletvekilleri, elbette ki birilerinin iki partili parlamento hevesi olabilir. Ama burada zaman zaman iktidar partisi milletvekillerinden söz alıp işte parlamenter rejim bize dışarıdan dayatıldı, başkanlığa geçersek milli irade tezahür eder falan diyorlar. Elbette ki siyasi tarih bilselerdi bunu söylemezlerdi. Çünkü klasik geleneksel başkanlıkta bir değil iki meclis var. Yani meclisin rolü, güçler ayrılığı dolayısıyla çok daha sağlam ama belli ki başkanlık hevesi başka bir şeye dayanıyor ama çok ciddi bir risk var. O risk nedir biliyor musunuz? Bütün siyasi literatürdeki başkanlık tartışmalarının merkezinde şu vardır. Eğer parlamento çoğunluğu ile başkan aynı partiden olmazsa o istikrarsızlığı, o krizi nasıl çözeceksiniz? İşte bunun çaresini aramak yerine bu ülkede yeniden 2002'ye dönülebilir mi?
Yani yeniden iki partili ya da bir buçuk partili bir parlamento olabilir mi hevesi galiba herkesi sarmış gözüküyor. Dolayısıyla da bu tabloda milletvekillerinin dokunulmazlıkla ilgili kararlarını verirken yeni bir suç işlemeden, milletvekili iradesi üzerinde baskı oluşturan kararlara boyun eğmeden demokrasiden yana tercih yapmaları için son şans, son fırsat olarak değerlendiriyoruz. Herkesi saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Bilgen.